Hocam CHP Genel Başkan Yardımcısı bu yaz saati uygulaması ile ilgili bir açıklama yapmış. Bu yaz saatinin kaldırılması gerekiyor demiş. Evet. Güneşin ilk battığı illerden karşıdan seslenmiş. Hı. Bir de şöyle ekliyor. Damat bakan gitti, mirası kaldı diyor. Bu sevdadan vazgeçmek lazım diyor. Damat bakanla bir alakası yok bunun. Evet. Bu bizim eskiden bu yana kullandığımız Evet. saatimizdi. Ve de şeyhimiz, daha önce de bunu dile getirdik, şeyhimiz Hazretleri, Şeynaz Büyük Şeyhimiz, Şeynaz Kıbrıs Hazretleri her gün sohbet ederdi son 90 yaşlarındayken. Sonra 3 gün sohbet etmem yasak diye buyurdular. 3 gün sohbet etmedi. 3 gün sonra bir böyle celalli bir şekilde bir sohbet yaptı. Biz niye Avrupalı'nın saatine uyuyoruz ki? Gökten çok büyük bir ihtar var. Biz niye onların saatine uyuyoruz yani? Biz niye onların peşinden gidiyoruz diye söyledi. Biz de yani Cumhur Reis'in inşallah bunu duymuş olduğunu, inşallah gereğini yapar diye temenni ediyordu ki yaptı, Allah razı olsun. Evet. Bu bizim eskiden bu yana kullandığımız saati, bizim o saate geçmemizin hiç mantığı yoktu. Daha nice nice şeyler de var. Yani bizim onların tatiline geçmemize de hiç gerek yok. Bizim cuma günü tatilimiz, cumartesi pazara geçmemize hiçbir lüzum yok yani. Bir sürü var yani. Avrupa'yı biz niye takip ediyoruz ki? Yani kendi örfümüzden, ananemizden niye geçiyoruz kardeşim? Yani biz ilmi alalım. Bu dinimizin söylediği utlubul ilme ve levsin. Çin'de de olsa gidin ilmi alın. Tamam, gidip ilmi alalım da adamın örf adetini niye alıyoruz yani? Saçmalık bunlar. Bu karaktersizliğe götürür, kişiliksizliğe götürür. Sen dün doğan biri misin? Sen 1000 senelik bir medeniyetsin ya. Avrupalı geldi, senin kitaplarını aldı, yönetim sistemini senden aldı, her şeyi aldı ama kendi örf ve ananelerini almadı, değiştirmedi. Yahu Osmanlı bu kadar büyük bir devlet kurdu, biz onun gibi bir devlet kuralım burada. Amerika devleti Osmanlı modelini alarak kurulmuştur yani. Osmanlı'ya model olarak, oradan öğrenerek, bilgileri alarak, Abdülhamid Han'ın hayatını okuyarak büyüdük diyor biz. Clinton gibi insanlar yani. Tamam mı? Bunları alırken hiçbirisi demiyor ki ya o zaman madem biz de tatilimizi cuma yapalım o zaman. Demişler mi? Yok. Çünkü bu akıl işi değil. Sen birisinden ilim öğreniyorsan kardeşim, dinini de değiştireceksin diye bir şey mi var? Ama böyle yaptılar yani o insanları. Din ayakta tutar diye, din yanlışa gitmeyi engeller diye, din bunları yine başa taşır diye, yönetici yapar, hükmedici yapar diye dinimizden de bizi soyundurmaya kastettiler. Bizim insanımız da avanak gibi buna gitti yani. Tatilimiz onların tatili gibi olsun. Giyinişimiz onların giyinişi gibi olsun. Hal hareketimiz onların hareketi gibi olsun. Hani sen ilim mi aldın? Karakterini gidip orada bıraktın geldin ya. Ben Türk değilim, bundan sonra İngiliz'im demektir bu yani. Sen istediğin kadar Türk'üm, doğruyum, çalışkanım de. Git bütün İngiliz'in bütün kanunlarını, kurallarını kabul et. Fransa'nın kanunlarını kabul et, İtalya'nın kanunlarını kabul et. Sonra gel burada Türk'üm diye bağır. Türklük bu mu? Velhasıl bize bunu yaptılar yani. Oradan ne geliyorsa hop diye al. Hop diye al. Ben Türk'üm, niye alıyorum? Şimdi bu tip insanlar, Veli Ağbaba gibi insanlar sarıklıyı görünce ben Türk'üm, niye sarık takıyorum? Sen Türk'sün, niye kravat takıyorsun? Onu düşünmüyor hiç. Türksün, niye ceket giyiyorsun? Onlar hiç düşünmüyor. Düşünmez zaten. Çünkü dert o değil. Dert dini istemiyoruz demek yani. Her defasında da bunu dile getiriyorlar. Yaz saati harika bir uygulamadır. Özellikle namaz kılmaya başlamak isteyenler için. Müthiş bir fırsat. Evet. Şimdi daha önce sohbetlere dile getirdik. Kalkıyoruz kardeşim. Kaçta? Yani gece sen 10'da uyursan. Hadi diyelim 12'de uyuyor. 6 saat, 7 saat uyuyabiliyorsun. Rahat bir şekilde. Zaten dinlendin. Geceler uzun. Nefs sana kalkma diye bastıracak. Yazın çok zordur, bastırır çok. Kısa çünkü geceler. Ama kışın uzun arkadaş. 7 saat uyuyorsun, 7 saat sonra kalkıyorsun. İşe gideceksin zaten. Kalktığın vakitte sabah namazı çıkmamış, ne güzel. Bir kere zaten elini yüzünü yıkayacaksın değil mi? Kolunu biraz sıva. Şuraya kadar yıka. Bir daha ayağını yıkayacaksın. Aslında çok güzel bir ikram. Tabii ki Yaz hem saatinde. temizlik ya. Hem temizlik. Ayakların kokmaz işte. Sabah sabah kalk, ne güzel yıka. Hem yani ayağını soğuk suyla yıkarsan baş ağrısını da alıyor. Böyle şeyler de var. Zaten hani bu eli yüzü yıkamanın zaten bir sürü faydaları var. Ki bu hastalık çıktıktan sonra daha da Tabii önemli tabii olan daha da önem şey. gösteriyor yani.
Ne güzel abdestini al. Abdest ki yani o kadar üzerine hadis-i şerifler geldi ki abdestin. Büyük günahları bile silebilir dedi alimler. O kadar hadis-i şerif var çünkü abdestin fazileti hakkında. Ve de abdestli olan insan şehadeti kaçırmaz diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da var. Kalkıyorsun abdest alıyorsun sabah namazını kıldın mı daha ne istiyorsun? Günün en büyük ikramını aldın. Sabah namazını kıldığı zaman insan cemaatle özellikle gider kılarsa bir gece ibadet yapmış sevap alıyor zaten direkt. Gece sabah kadar uyumuş olsa bile. Buna kışın erdiğin vakitte kendini alıştırdığın vakitte 40 gün diyorlar insanın mizacı öyle 40 gün bir şey yaptım alışır. 40 gün bu uzun günlerde alışırsan sabah namazına alışmış olursun bırakamazsın sonra. Müthiş bir ikram. Ondan daha ileri teheccüd namazına alışmak istiyorsa bir insan. Kardeşim 6'yı 25 geçe galiba şimdi imsak. 6'da kalksan ondan yine 6 saat uyumuş olur. Kalkıyorsun teheccüd kılanlardan oluyorsun yani. Ki hani bir derviş isen, bir Allah aşığısan hani Sultan Hüseyin Efendi ne buyuruyor? Seherde aşık olana uyku haramdır. Ne güzel söz. Ne müthiş, ne veciz bir söz yani. Seherde aşığa uyku haramdır. Sen aşığım diyorsan, Allah'ı istiyorum diyorsan seherde kalkman lazım. Uyumaman lazım. Orada kıyamda, zikirde, duada olman lazım. Bunu da en güzel işte kışın yakalarsın. Kışın bunu adet edindiğin zaman Allah'ın izniyle teheccüdün, teheccüd zikrinin, teheccüd vaktinde, seher vaktinde kıyamda olmanın, Allah ile olmanın tadını aldı mı kul? Düşün 40 gün. O tattan vazgeçemez ki daha. Çünkü günün daha kıymeti yok ya. O tadı almadığın zaman günün kıymeti yok. Kalkmadığın zaman. Tadını alanlar için söylüyorum. İşte bu yaz saati uygulaması bunun için müthiş bir şey. Sabah namazını kendimize alıştırmamız için müthiş bir şey. Bu bize verildi. Allah'ın ikramı olarak şanlı ecdadımızdan bu yana. Bunu devam ettirmeli. Cumhur Reisimiz çok güzel yapıyor. Bu böyle devam edecek. Namazsızlar, niyazsızlar. Zaten sizin böyle şeylerle derdiniz yok. Zaten yani uyku diye uyuyorsunuz öğleye kadar yani. Ne ki sizin? Ne derdiniz var? Bir derdiniz yok böyle. Bir derdiniz yok. Onun için bu böyle devam etsin inşallah. Namaza başlamayan kardeşlerim kışı ganimet bilsin. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifidir. Eşşitâ'u ganimetul mu'min. Kış ayı müminin ganimetidir. Gündüzü kısa oruç tutar, sevap alır. Gecesi uzun, kalkar ibadet eder, sevap alır, kâr eder. Onun için hazır böyle saat 7'yi 50 geçe değil mi? Şimdi imsak çıkıyor ya, neredeyse 8'de yani. 8'de az kaldı. Çocuklarımız kalkıyor, okula gidecekler değil mi? Oğlum yüzünü yıkarken anneler babalar biraz önem gösterin buna. Abdest aldırın, küçük demeyin yani. Ağaç yaşken eğilir. Elini yüzünü zaten yıkatacaksın. Biraz daha kollarını yıkat, ayaklarını yıkat. 4 rekat sabah namazı en kısa namaz. Diğer vakitleri kılamasa bile şimdiden küçükken. 4 rekat sabah namazına başlasınlar. Kılsınlar Allah'ın izniyle. Hayırlı bir nesil istiyorsak namazsız olmaz bu işler. Secdesiz olmaz bu işler. Yani bu asrın belası daha önce sohbetlerde çok kibirdir. Kibir kalpten atacak olan ise secdelerdir. Gönül ile, gönülden yapılan hakkın önünde alnını yere değdirmek. Zikirde olmak, secdede olmak. Buna dikkat edelim inşallah. Ya zaten uyuyorsunuz. Kalkıyorsun, çocuğunu kaldırıp göndereceksin. Anneler, babalar, hep herkes. Baba zaten işe gidecek. İşe gidecek adam, zaten işe gideceksin. Al hemen abdestini, kıl namazını. Anne, uyuyorsun zaten. Devamlı uyuyorsun. Çocuğu gönderdikten sonra da uyuyacaksın. Kalktın çocuğu hazırlıyorsun ya. Al abdestini, kıl namazını. Ondan sonra yine yatıyor ya. Uyuyacaksan. Çocuklarınıza da biraz gayret. Şöyle yani 3'e geçmiş. 3'ten sonraki çocuklar. Hatta 7 yaşından da hadis-i şerifler var. 7 yaşından itibaren. Başlayalım inşallah çocuklarımızı 1 vakit, 2 vakit, 3 vakit derken 5 vakit alışsın. Emin olun çocuğunuza yaptığınız en büyük iyilik bu olacak. Çünkü çocuktan namaza alıştırdıysan Allah'ın izniyle hiçbir sorun çekmez ondan sonra. Ama işte görüyoruz şimdi bir sürü beynamaz insanlar var. Zaten arka zamanın fikirlerinden bir tanesi bu. Bir sürü beynamaz insanlar var. Ne diyor hepsi? Ya annem babam göstermedi alıştırmadı ki diyorlar ya. 40 yaşından sonra işte bir şuur gelirse uğraşıyor biraz yapayım diye.
Ama düşünsene gençken namaz kılmış. Hani Hazreti Ömer'in ne güzel bir sözü var. O yaşlıyken ibadet yapanı severim ama gençken yapana aşığım diye söylüyor yani. Yani gençliğini ibadette geçirmiş. Ne güzel bir şey. Hani geçen bir tefsir dersinde geçmişti. Hesapsız cennete gidecek müjdesi verdiler. Resul-i Ekrem 70 bin kişi. Sahabe-i kiram kendi aralarında mütalaa eden kim olabilir bunlar diye söyledikleri zaman doğduğundan beri Müslüman olanlar. Değişmemiş. Buluğ çağına ermiş. Namazlarını hep kılmış. Budur mutlaka diye söylediler. Yani ne kadar kıymetli çünkü o hal, o durum. Çocuklarımızı işte böyle namazlı yapabilmemizin en güzel fırsat olduğu günler bugünler. Biraz uğraşacaksın kardeşim. Biraz uğraşacaksın yani. İnşallah zahmetsiz rahmet yok demişler. Biraz zahmet ki o zahmet bu kış günlerinde çok hafif oluyor yani. Allah'ın izniyle. Zaten yani 8 saatten fazla uyumak zararlı. Bedene zararlı. 8 saattir uykunun sınırı. Ondan fazla uyumayacaksın. Yani böyle kendini kandırıp uyumam geliyor, uykum geliyor falan deme. Onun ziyanını sonra çekersin. Hastalık olarak döner yani o sana. Velhasıl yaz saati çok güzel bir uygulama. Devam etsin, devam etmeli. Veli ağababa boş boş konuşmasın yani. Hayırlı işlerde konuşsun. Milletin vekiliyse milletin faydasına konuşsun. Yani bir de bu milletin faydası sadece dünyası değil, ahireti de önemli yani. Bir de hocam bu yaz saati uygulamasıyla alakalı olarak bakanımız bir açıklama yaptı, Enerji Bakanı. Bu yaz saati kalıcı uygulaması başladıktan sonra bugüne kadar diyor 5 milyar TL bir tasarruf sağlanmış. İşte. O yönden de bakarsak o Ya. yönden de karlı. Ya Allah'ın hangi emrini tuttuk da karlı Evet. olmadı?